1931 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan bir adamın hikayesi. Halil İbrahim. Gençliğinde saat, gramofon, kilit gibi o zamanın malzemelerinin tamir edildiği küçük bir dükkanı vardı. Atölyesinde çalışır, akşam olunca evine gider, düzenli bir hayat yaşardı. Belinden tabancası da eksik olmayan, tipik bir Anadolu delikanlısıydı. Hatta gizliden silah tamiri yaptığı da söylenirdi. Günlerden bir gün yine işten çıkıp evine dönerken her zaman geçtiği köprünün üzerinde komşu köyden bir eli olmayan, kibirli, otoriter bir adam olan Çolak Ahmet'in güzel kızına rastladı. Birbirlerine aşık oldular. Çolak Ahmet evlenmelerini istemediğinden kaçarak evlendiler. Bir kız, bir de oğulları oldu. Mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Ancak askerlik çağı gelmişti İbrahim'in. 1951 senesinde askere gitti. Vatani görevini yaparken köyden bir mektup geldi. Mektupta kayınpederi Çolak Ahmet'in karısını başka birine vereceği yazıyordu. Ayrıca kendi arazilerine de ağanın çöktüğünü, malını mülkünü, ailesini kaybetmek üzere olduğunu okudu gözleri dolarak. Eli kolu bağlı oturamazdı. Karısı vardı, çocukları vardı, emeği vardı. Ani bir kararla firar etti askerden. Köyüne geldi. Ağaya bir kurşun attı. Sonra da saklanmaya başladı. Fazla kaçamadı, yakalandı. Askerden kaçmak büyük suçtu tabii. Bir direğe bağlandı, dövüldü, kan revan içinde yeniden askere alındı. Cezasını da çekti, askerliğini de yaptı. Yıllar sonra tekrar köyüne döndü Halil İbrahim. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Karısını Samsun Terme'de başka birine vermişler, çocukları da gitmiş, İbrahim yapayalnız kalmıştı. 11 Temmuz 1980 günü sabaha karşı ilçeye operasyon başlatıldı. Fatsa'ya çok sayıda asker ve helikopter gelmiş, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Askerleri karşısında görünce bir anda 29 yıl geriye dönmüştü Halil İbrahim. Askerden kaçtıktan sonra yediği dayak an gibi aklındaydı hala. O yine dayak yerim korkusuyla fırsatını bulunca can havliyle kaçmaya başlar. Başka bir asker mangası kaçan bir suçlu sanıp vurur Halil İbrahim'i. Yere düşmez bir kayaya yaslanır dağ gibi gövdesi. Yani ölürken de aslan gibidir, tıpkı türküde söylendiği gibi.